Merhaba arkadaşlar, Gamer'da kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün oyuna son eklenen katilimiz olan Meçhul'u oynayacağım. Test serverındayken oynayamamıştım biliyorsunuz ki. Hızlı bir şekilde perklerimi ve eklentilerimi anlatayım. İlk perkümüz Zalim Kucaklama. Her bir kurbanı ilk kancaya asışımızda bir nişan kazanıyoruz. Ve bu kurbanı kancaya astıktan sonra kancadan 16 metre uzaklaşırsak tüm jeneratörler 12 saniyeliğine kapanıyor. Aynı zamanda 4 nişana ulaştığımız zaman, yine kancadan 16 metre uzaklaştığımız zaman bütün jeneratörler 40 saniye boyunca kapanıyor ve saplantı olan kurbanın haresini 6 saniye boyunca görüyoruz. İkinci perkümüz mangal ve piknik. Bir kurbanı kancaya astığımız zaman kancadan 40 metre uzakta olan diğer bütün kurbanların yerini, haresini 5 saniyeliğine görüyoruz. Üçüncü perkümüz hayvani güç. Düşürülen paletleri, yıkılabilir duvarları ve jeneratörleri %20 daha hızlı yok ediyoruz, yani tekmeliyoruz. Son perkümüz de ceza kancası yankılanan acı. Mücadelenin henüz başında rastgele 4 kanca ceza kancasına dönüşüyor. Ve bir kurban ilk kez ceza kancasına asıldığı zaman en fazla ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 ilerleme kaybediyor. Sonrasında da o jeneratörün gerilemesini durdurmazlarsa jeneratör gerilemeye devam ediyor. Her kurban için bir kez kullanabiliyoruz bu perkü. Eklentilerimizde ilk eklentimiz boş süt kutusu. Seken MZX atışlarının gücünü 2 katına çıkarır diyor. Özelliğimize bir güç veriyor yani anladığım kadarıyla. Bilmiyorum, deneyip göreceğiz. İkinci eklentimde mağdurun haritası. Meçhul'ü başarıyla alt eden bir kurban 3 saniyeliğine katil içgüdüsü kazanır diyor. Yani suratımıza bakıp güçsüz modundan kurtuluyorlar ya, özelliklerinden kurtuluyorlar. Onu yaptıkları zaman 3 saniye boyunca katil içgüdüsüyle yerlerini görüyoruz sanırım. Ben böyle anladım. Maç içerisinde göreceğiz. Gençler, bu arada Blood Moon diye bir etkinlik geldi oyuna. Ama benim şu an ana amacım hani yeni gelen katili göstermek olduğu için etkinlikle ilgili çok yardımcı olamayacağım bu videoda size. Hatta hiç olamayacağım. Etkinliğe özel ayrı bir video çekeceğim. Map'imiz biraz sıkıntı ama bakalım, deneyeceğiz. Ne oluyor lan, bu nasıl bir animasyon? Bir de gençler, mikrofondaki cızırtı problemi devam ediyor. Ara sıra böyle hışırtı cızırtı olabilir. 2-3 gün içerisinde... Bu ne lan? Ne oldu? 2-3 gün içerisinde yeni sipariş vereceğim. Yani birkaç video daha bu şekil anlayış gösterirseniz sevinirim gençler. Çözeceğim o problemi, merak etmeyin. Gel sana göstereceğim, gel. Heee. Şey canım, fake mi, bir şey vermedi değil mi bana? Kulazıcım ne yapıyorsun yani? Geç şöyle. Barbeküyle görsek. Oo. Dur şimdi onların jenini bir kapattırayım ben arkadaşlar. Kancadan uzaklaşalım. Oy, base'in yanına da klon bıraktık. Süper oldu şu an. Mırıbılır. Alo? Ne geldi karşıma? Bunlar ne? Bu ne oğlum? Kimlere karşı oynuyorum şu an? Arkadaşlar, burada ana hesabımdayım, yanlış anlamayın. Herhangi bir smurf falan değil şu an. Yani çünkü smurf girdiğimde bile bu kadar kötüleri gelmiyor. Şu an ne olduğunu anlamadım. Oğlum nereye geldik? Atma lan Wiggle. Oradaki klonumu yok etmişler, ben de diyorum niye ışınlanamıyorum. Sonra yanından uzaklaşalım, aynen canları hemencecik bir kapattıralım. Bu ne oluyor? Pıhtı koy. Ne oldu, bir çember belirlemiş olduk. Bu çemberin içindeyken bize hız falan mı veriyor, bir avantaj mı veriyor? Lan oğlum durun, ben bir gideydim. Hop! Nasıl tak diye buradayım. Aha! Çok güzel. Lan ikincisi kim? İkincisi kim? Ona nasıl, ne, kime değdi? Abisinin gülü, ara sıra arkana bak istiyorsan. Ya da bakma, boşver. Oğlum ne geldi karşıma? Bu ne ya? Ne oluyor lan? Mobese geldi sandım. Hop, palet fake. Enayi. Şimdi bir tane sana beyaz kanca yapalım. Senin zaten şey perkünü harcattırdık. Tamam mı? Zalim kucaklamanı harcattırdık. Arkamdan biri geliyor bu arada, farkındayım. Aa! What the fuck? What the fuck? Ya senin elin ayağın tutmuyor ki zaten. Sen... Sana fly save atsalar ne, palet save atsalar ne ya? Kanka salak mısın? Sayın gerizekalıcım. Of, atamadı. Oo, oğlum size var ya bak. Size acıyanı, tamam mı? Bundan sonra size acıyanı. Ya nasıl atamadım onu? 2 saniye acıdık ya. 2 saniye acıdık size. Kancalar çok mu uzak? Bir şey diyeceğim, bunu asamadım. Gereksiz bir kanca uzaklığı var anlamadığım bir şekilde. Ya sen de bir siktir git hayatımdan. Öyle hadi de seni bir moraleyim, çık oyundan. Ha, sonra ne olmuş? Sonra ne olmuş kanka? İşte bu adamım. Yani kötüler ama özelliğini çözmemiz için de güzel bir maç. Yani ısınma maçı olarak güzel denk geldi. Bak arkamda ne yapıyor? Ne yapıyor arkamda? Lan morisi güzel ha. Bayağı esnek bir katilimiz kendisi.
Oğlum sen ne ballı bir adamsın. Hayır çok da kötüsün de. Yani toksik yetişmeye çalışıyor şu an, anladın mı? Deniyor, şansını deniyor. Şuna bir beyaz kamerasını arkadaşlar en yüksek cenni bir patlattıralım. Merhaba. Ya oğlum yani bir şey atmalı maplerde en kötüsü denk gelmiş olabilir şu an ya bana. Fake verdin ha. Başarımı kazandım lan, ne oldu anasını satayım. Bak hala bak. Bu salakta şey mi var? O perk'ün adı neydi? Birisinin yanında gezince hızlı wiggle mi ne atıyordu ya. Tam malsın ya. Vallahi billahi tam malsın bak. Bir de davar gibi dümdüz gittin. Hiç ne fake atayım ne bir şey atayım. Küçük tam küçük. Salak bir toksik ya. Bir de kör edebilse senin eğimini ben. Allah'ın berası. Seni var ya bu maçta eldim oğlum. Seni. Sen mahvoldun ya bu maç. Bu maç var ya. Seni benim elimden alabilene helal olsun. Amunyum. Var ya nasıl yetişemedim oraya ya. Sinir bozucu hareketler yapıyor bana ya. Ak, çok sıyırdı var ya o son dodge hamlesini yapmasa vurmuştum. Hayır sıçtım. Çok kötü oynadı burayı var ya, rezil oynadı rezil. Lan herkese de kıvrak var be maşallah. Ha? Ya oğlum ne ara kurtuldu lan? Çok iyi. Sektirmeli atış diyor ne? Senin ananı. Ace. Ya. Oğlum senin affedersiniz arkadaşlar. Anasını s**meye gidiyorum şimdi şunun. Yani bok gibi oynuyor. Tamam mı? En sevmedim öyle. Hiç kendisini bir şey sanıyor ama çok kötü oynuyor. Hani iyi oynasa eyvallah, anladın mı? Oğlum nasıl değmiyor bunlar ya? Salak kırdığımı anlamadı. Senin ben balını var ya. Bu kim amına? O adamı alacağım. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Nereye ışınlandım amına? Oğlum mallaştım, ben de mallaştım. Gerçekten adama bak. Normal oynamıyorum şu an. Tilt olarak oynadığım için adama. Geliyor bak yine arkamda. Gerizekalı. O niye öyle hızlıydı? Ya. Bir de slow geçiyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Zın, hiç burada çıkacak içime doğdu. Ya yürüyüşe bak Allah'ım, yani niye böyle bir killer yaptınız ki? Yani mapleri vallahi billahi istese şu kadar çirkin veremez ya. Yani her videoda map'e ağlıyor gibi gözüküyorum ama yani katilden katile map değiştiği için burada tamam özellik olarak kullanırım da buranın şeyi çok kötü ya. Renk, dizayn falan. Acayip berbat yani. Mesela şuraya bir... Ha bunu alıyoruz. Verme yerleri neler? Şu beyaz yananlar mı? Buraya mesela verelim. Yani orada sanırım bunun yayından yanlış hatırlamıyorsam mesafemiz, vurma mesafemiz mi artıyor launch'ımız ne? Öyle bir şey galiba, emin değilim ama. Bak 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 tiplere bak bak. Bak Chucky'nin gelini, gel buraya. İyi atış, iyi atış, iyi atış. Özelliği yememek için açıkta kaldın Bremen. Acaba dedim biri var mıdır? Oha! Ne diyorsun lan? Adam şu an şok. Ay çarpması oraya. Nasıl iyileşti? Pardon sorması ayıp. Medkit'in mi vardı şeyli? Oğlum bu nasıl değmiyor? Vallahi billahi çıldıracağım bak şimdi. Çok da kötü ya. Buna özellik atacağız, özellik atacağız diye. Bir saattir oyalanıyoruz. Bitir o jenamı, tamam mı? Son anda bitsin hocam, tamam. Çok iyi. Tam olarak yani ne yaptın acaba mesela şu an? Competitive player mısın kanka şimdi, ne oldu? O galiba attempt attı. Şeyde basement'ta %100 attempt atma
perkü var galiba o karakterin. Bir şeyi, bir tane perkü öyle değiştirilmişti galiba. Merhaba hanımefendi. Çok kötüler de şöyle Gen Rush var beni delirtiyor ya. Bitir bitir onu da bitir. Hiç yapmadınız ya zaten yani. Vallahi hayatındaki ilk Gen'in ya. Daha önce hiç Gen yapmadın. O azgınlıkla yapıyorsun yani Gen'i. Piu. Kanka bu kadar Gen aşkı fazla be. Hani öleceksin anladın mı yani? Hala yaralı yaralı. Acaba Gen'i bırakmış mıdır diye. Şuna Mori'yi bir çakayım. Ya 0-3'müş ya. Oğlum siz robot musunuz? Bu ne anasını satayım. Hadi aptal gibi oynuyorlar. Lan geç oradan ya. Atamadım anasını satayım. Kanka ne yapıyorsun şu an Allah aşkına? Bana bir anlat da beraber oynayalım be. Lan oğlum bu ne? Lan bunun ne bir garip perkleri var bu adamın, kadının ya. Dedert mi attı o? Beyaz kanca. Oğlum senin harbi bacağına sıçarım bak. Ya nasıl Gen bitiyor hala ya? Lan atsam gidiyormuş, emirim basmadı. Güzel kardeşim, sal bir be, hadi be. Gel gel sabah, sana ne göstereceğim, gel. Ay sek oğlum oradan işte, niye sekmedi? Senin balının. En iyisi sensin ya, vallahi en iyisi sensin amına. Oğlum şaka mı bu adam ya? Maçı batırdı ya, anasını s**tı maçın ya. Yani çok kötü oynuyorlar. Bir anda bir şey oluyor ve müthiş oynamaya başlıyorlar. Gerçekten ben anlamıyorum ya. Sable'ların yani o chase'lerle şu maçtan kaçacak olmaları. Tamam bacı seni öldürürüz. Yetiştin o kapıya şu an evet. Oğlum oğlum biri bana vadem doldu sandım anasını satayım. Biri kulağıma fısıldadı korktum. Diğer kapıya gidiyor herhalde de yapacak bir şey yok yani. Ya bak bir tanesi böyle çok kötü şey sattığı zaman sarmadığı için böyle onu hemen düşürmek. Zaten bu bana zarar vermez diye onunla uğraşmıyorum tamam mı? Bu acımam, bu iyi niyetim her seferinde bana giriyor. O adamlar bir süre sonra hayvan gibi can yapmaya başlıyorlar ve o acıdığım 3 saniye bile paletin etrafında dönemeyen adam maç sonu kaçmış oluyor. O yüzden artık bunu yapmayacağım arkadaşlar. Çok kötü oynuyor. Önünü göremiyor olsa bile önüme çıkarsa tanılayacağım geçeceğim vallahi umurumda değil. O kadar basit bir maçtı ki yani şu an 3 escape verdiğime inanamıyorum şu maçta. Maplerinin ta avradını bilmem ne yapayım ya ama. Yani bana 3 tane map seçtirseniz hangi 3'ü gelmesin diye şu 3'ünü seçerdim yani. Bir de kesin midwitch olurdu aralarında anladın mı yani hani. İnanılmaz bir şans ya. Baksana adam köşeye döndüğü an hop izi gitti. O palet belki işine yarardı reis öyle hemen. Aferin aferin. Bunları kıralım arkadaşlar. Bunlar önemli spotlar. Bak mesela iğrenç oynuyor. Şu an rezil oynuyor adam. Yani şu adamı benim normal şartlarda delmem lazım. Girdi yere bak Allah'ım çalır. Şunu da kıralım. Ye ye paletleri ye. Bir de bok gibi tarafa kaçtı. Kanka. Oyuncusun ha. 30 saniye içerisinde 5-6 tane palet yedi. Hiçbirisinde bir tur bile dönmedi mesela anladın mı? Şimdi hemen uzaklaşıyoruz. Buradan canları kapatıyoruz. Diyecektim ki yine 1 saniye farkla ekstra boy hızlı biten jeneratör ister misiniz arkadaşlar? Bam! Woohoo! Ezuk ne oldu lan? Gel bakalım gel şimdi zayıf mayıf demeden senin ağzına nasıl sıçıyorum. Baro vardı arkadaşlar adamın. O yüzden orada vurmak yerine özelliğimi atmayı tercih ettim. Beyinsiz oyun tarzına karşı gaddar oyun tarzı he? Şunu kıralım. Map'te palet kalmadı sanırım. Emin değilim. Niyacım? Niya kardeşlik varken... Çok güzel. Bu Niya 100 prestij ha. İşte bak adam saçma sapan paletler yedi gördünüz mü? Yani bundan sonra mümkün değil kazanmaları. Hile açmaları lazım yani şu an anladın mı? Hemen şöyle ışınlanıp jenleri bir kapatalım. Ne oldu jeni mi bitirdin ha? Hanım abloş. Spotu falan terk ediyoruz zekice.
Keyifli Killer. Keyifli Killer arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim, özelliği bayağı keyifli. Yine bir saniyeyle Beyaz Jen'i şeyi kaçırdık da. Dünyanın en iyi killer'ı da olsa ben bir şekilde tilt oluyorum kurbanlara, biliyorsunuz ki. Yani benim sinir olup olmamama göre değerlendirmeyin onu. Bayağı keyifli bence oynaması. Oğlum bir şey diyeceğim, oyunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Yani bu kadar saçma saçma hareketler yapıp... Oldu canım, spotu salacaksın. He? What the fuck bro? Ablacım önümüz... Önünü, arkanı, sağını, solunu, çaprazını s**eyim ya. Şuraya bir pıhtı mıhtı neyse verelim arkadaşlar. Onun... Of çok kötü jenler oğlum, bu ne ya? Kesin kazandık dediğimiz maç yine ne hale geldi, bir mori falan olsa. Bunun kaç olacak? Bu da mı? 2 mi olacak? 3 mü olacak? Oo, bitti jenler yine. Yine bitti jenler arkadaşlar. O son jeni de Nia dönüp bitirir. Ora nere amına? Neler keşfediyorsunuz ya? Neler keşfediyorsunuz bro siz ya? Şöyle alsam bunu ilk sevmen... ışınlansam diyeceğim. İlk değilmiş adamın. İlk olsaydı jenleri kapatmış olacaktın da. Hay senin ben. Rezil rüsva piç. Oynadı, oyuna bak. Ay iyi atıştı lan. Siz ne oynuyorsunuz be? Oyun şu odanı şu oda var ya beni mahvetti. Şu odanın bir tane çıkışı olsa almıştım maçı. Daha fazlayı vurmuştum yani. Hadi. Alayım alayım alayım, hadi lan. Uf, o ne öyle? Yani şu an 2'den fazla kill alma şansım yok zaten. Satmazlarsa eğer. Heal'landılar, herhalde gelecekler. Maçı en iyi ihtimalle berabere bitirmeyi oynayacağız yani. Şu an en iyi ihtimalim 2 kill almam. Buna vurduğum an diğeri gelip alacak. Sonra arkadan kaçacaklar. İyi, bu mal sattı. Satmamış. Ya oğlum nasıl olabilir ya? Neyi vardı ki onun? Ne dert mi attı? Ne attı o ya? Git hadi canımı sıkma benim. Git lan. Bunun dışarısı müsait bir şey olmuyor zaten. Acaba bu build'imde mi bir yanlışlık var ya? Ben çünkü şöyle düşünüyorum. Bir kurbanı kancaya asarsam zalim kucaklamayı etkinleştiriyoruz. Normal bir kanca. Beyaz kancadan bahsetmiyorum. 12 saniye canları kapatıyoruz. Sonra aynı kurbanı bir de beyaz kancaya asarsam, oraya da çünkü ilk kez asmış oluyorum. Bir de %20 patlatmış oluyoruz jeneratörü. Yani bir kurbanı iki kere asarak iki tane perk'ü ciddi bir şekilde aktifleştirmiş oluyorum. Bayağı işime yarayacak şekilde. Acaba brutal falan mı işime yaramıyor şu an, ama bilmiyorum arkadaşlar. Bir maç daha gireceğim. Bir diğer jenerash map'i tebrik ediyorum oyun. Yani günün anasını belledin. Gerçekten daha kötü bir map şey kombinasyonu olamazdı benim için. Yani arkadaşlar yeteneğimin tam olarak el vermediği için oyun bana diyor ki abartılı bir şekilde tunnel atmadan bu maçı kazanamaz. Yani rakip ne kadar kötü olursa olsun, bir önceki iki maçta gördüğümüz üzere. Kanka bir bak, geliyor muyum gelmiyor muyum? Şu an özellik atarsam boşa gidecek arkadaşlar, aynen öyle. Adamımız önünü görmediği için özellik falan uğraşmak istemiyorum şu an. Bunu beyaza asalım, tamam mı? Hem canları kapatalım hem %20 tökezletelim. Oğlum bu kör mü ya? Bu niye böyle oynuyor? Ya Allah'ım ben çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım. Bu senin mi? Adam arkasına bakmadığı için özelliğini götüremiyor şu an arkadaşlar. Sadece önüne bakarak oynadığı için. Kanka bir şey diyeceğim. Yani bu kadar salak başlayıp nasıl sonrasında bu kadar oyunu biliyor ya dönüyorlar? Adamın haberi yok ya. Bu nereden geldi diyor. Nereden geldi diyor. Nereden diyor, geldi bana diyor. Hop. Bana şu an haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şunu bir beyaz kanca yapalım arkadaşlar. Oğlum bitirme artık Cem, bitirme. Anasını avradını gondik dediğimin adamı, bitirme. Bu kadar buradan campleyince şey doluyor mu barı? Hayır ya, sattım ya, salam ya. Ulan gitsene dibine işte.
Maçlar canımı sıkıyor. Palet stun yiyeceğim için şey yapmadım. Gel buraya sikeceğim şimdi o triklerinizi de kimden öğreniyorsanız. Ya ne ara soncan kaldı? Kanka ne oynuyorsunuz şu an diyeceğim. Adrenalin varmış. Rambit ettirdi. Arkadaşını da aldı. O da adrenalin varmış. Süper. Müthiş bir maç daha. Gelip gelmediğime bakmıyor daha adam. Allah'ım yarabbim çıldıracağım. Bu ne oğlum? Bütün maçlar aynı geçti ya. Kaldır onu da kaldır kaldır. Tunnel atıyoruz. Yine inemiyoruz. Ben anlamadım ki. Ya. Arkadaşlar siz... Nasıl bu ultiler yapıyorsunuz böyle ya? Bunlar neymiş oğlum? Bu ne lan? Niye bu adamın bu perkü var oğlum? Niye halk için var adamın? Yani şu senaryoyu yazsak adamın ihtiyacı olacak tek perk buydu ve o varmış adamda. Yani peki bro bir maç daha girip hepinizin ben de Ahmet değil hadi bakayım. Evet o intikam maçı geldi arkadaşlar. Kurbanda sinirlenip katile geçtim diye bir videom var. Orada da sanırım Freddy'ye geçiyordum yanlış hatırlamıyorsam. Benzer senaryoyu yaşatacağız. 1-2 tane düzgün loop atan hariç bu kadar kötü oynayıp bu kadar kaçmayı hak etmeyip tüm maçlarda escape alan takımlar yani canımı çok sıkıyorlar. Kaç sen de kardeşim eve kaç. Eve OP. Devir onu. Aa devirmedin ha. Daha kötü. Müthiş güçlü bir spota gidiyor şu an. Devam edecek. Tam evin paletini aldık. Şöyle bir fake. Ram bitti peki. Adam halk için bastı. Sevgilisi galiba. Sesimi duy bari be. Geldiğimin sesimi duy bari be. Oğlum ben niye beyaz kancaya birini asacağım sıracağım bitiyor. Vallahi çıldıracağım arkadaşlar ben bugün ya. Ne kadar iğrenç bir killer günü oldu ya. Ya sinir atmalık maç giriyoruz tunnel atalım şunu yapalım diye. O da olmuyor ya. Bunu camplesem can yapıyorlar. Camplemesem tunnel'layamayacağız. Ha? Efendim? Ne yaşıyorum ben şu an bu adamla? Ha? Var mı anlayan arkadaşlar? Adam düştü lan. Adamın o kadar içinden gelmiyor ki bloklamak. Hani beleş hasar almak istemiyor anladın mı? O kadar içinden gelmiyor ki. Ya senin ben ananı havradın oğlum nasıl bir gün lan bu? Ne lazımsa adamlarda o var ya. Dibimde bekliyor evde şöyle anasına varisine giresim geliyor ya. Gerizekalı görüyorum ya seni. O neymiş lan? Onu da tanıdayım diyeceğim de bu var ya iyi oynuyor ya. Belli yani maç başından anlamıştı. İki spotu birleştiriyor ne kanze? Ananın ardını. Sonra ne olmuş? Önüme bile bakmayı bilmiyorum diyor ne? Ne yaptı? Hala bak arkamdan fıçık fıçık fıçık. Baba anladı kardeşim onu baba anladı. Yani saçma sapan bir maç arkadaşlar. Stres attınız mı derseniz 1 gram atmadım. Daha da sinirlendim her şeye. 3 kill aldım ama neye aldım yani hani anladın mı? Yani o paletten geçerken tamam şu paletten geçtim ya adam sırtımdayken. Bir de o kendi kendine palet save atma perkünden çıksaydı bugün bu oyun silinirdi. Net. Tabii 3-4 ay çekmezdim. Yani stres atmaya girdiğim bir maçta nasıl daha sinirlenebilirim ya? Yemin ediyorum ben bu oyunu anlamıyorum ya. O eski killer main'ken hiçbir şeye tahammülümün olmadığı dönem var ya bir ara ben killer main'dim arkadaşlar biliyorsunuz. Hep killer videoları çekerdim. O döneme geri geri dönüyorum gibi yavaştan biraz uzaklaşmak lazım killer'dan. Ya da smurf'te falan gireceğim. Acayip sinirlendim çünkü bugün yani çok gerildim yani. Her neyse gençler umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. Yani.